Hanımlar, o zaman siz fotoğrafları eve bırakın. Biz atölyeye devam edeceğiz. Niye? Dükkana gideceğiz. Tamam, biz de gelelim. 2 dakikalık iş, fotoğraf bırakma. Yok, belki sizin işiniz vardır diye. Ya da yalnız kalmak istersiniz diye. Evet, Mihran çok doğru söyledi. Yalnız kalmak istemiyor musun? Kızım ben özledim seni ya. Doğru düzgün ne bir sohbet edebildik, ne yalnız kalabildik. Arkadaşımı özledim ya. Yalnız kalmak istiyorum. Zaten böyle 4 kişi sürekli hor birlikte bıktım ya. Allah Allah! Duydunuz mu? Bıkmış. Bak ya, daha ilk günlerden ha. Eyvallah. Olacak şeye bak ya. Ne? Atakan, Selma ile yalnız kalmak istiyorum. O zaman öyle yapalım. Yani hem siz yalnız kalırsınız, vakit geçirirsiniz. Sonra görüşürüz. Yarın. Yarın. Ha, aynen. Leylim'i de biz alırız. Tabii akşam oldu ya. Alırız. Tamam. Başka bir işiniz yoksa? Yok canım, ne işim olsun. Hadi bakalım, Allah'a ısmarladık karıcığım. Kocacığım, özle beni. Hadi Altan. Hadi. Görüşürüz. Çok belli ediyorsun. Git hadi. Gel sen gel. Konuşma. Gülme. Ne oluyor? Yok. Ha? Bırak. Hay Allah'ım ya. Büyük bozuldu. Bozuldu tabii. Oğlum sen hemen akşamına teklifini yap, yoksa büyük patlarsın, onu söyleyeyim yani. Senin sayende patlayacağım bugün işte. Yok işim yok diyor bir de. Böyle cama doğru da döndü ya. Allah Allah. Bakayım ben bakayım. Baksana be. Heh. Kim? Derin. Çiçeği diyor, bulamadık diyor. Bulamadık mı diyor? Niye? Ya kardeşim, ne demek niye? Yani yaz geldi, sen yılbaşı çiçeği istiyorsun. Abi, bulacağız yani. Bulamazsak da yapacağız. Yapacağız mı? Yapacağız tabii. Kokina mı yapacağız? Yapacağız. Vay kardeşim, ya nedir senin bu kokina aşkın? Var eski bir hikaye aramızda. Var, belli. Önemli bir hikaye, belli ki bu kadar kokina arattığına göre. Yani. Ne kokinaymış arkadaş ya. Niye bu ağaç bir İstanbul'da mı varmış? Ne ağacı? İşte bu kokuna mı ondan? Kokina. Ha işte neyse o. Evet, bir tek İstanbul'da var. Hı. Ama öyle herkes göremiyor. Nasıl? Öyle, herkese göstermiyor kendini. Niye, anlamadım. Sadece yılbaşı zamanında. O da çok aşıksan. Böyle bir anda beliriyor. O sırada yakaladın. Ya Mihran ya. Çok komik, çok güldük. Teşekkür ederiz Mihran. Ne yapayım, dayanamadım. Niye beni kızdırıyorsun? Hoşuma gidiyor. Ya zaten kızgınım, benim gitmiyor. Ya ben düşüyordum. Düşmezsin, ben tutarım seni. Yapma. Hı. Bak burada böyle ipler var, gördün mü? Evet, ipleri var. Evet, bunları böyle birbirine bağlıyorlar. Ama sadece yılbaşında. Ha, gerçek. Gerçek. Aa, burada ipi bak. Evet, kırmızı. Bir de aşıklar görebiliyor. Ya sus be. Tamam. Sus zaten, kızgınım. Düşeceğim burada. Kırmam ben seni. Ben kokinamı düşürüyordum. Tuttun mu? Tuttum. Bak, gerçekten ipleri var burada. Hı. Çok güldürürdü beni eskiden. Çok kandırırdı. Sürprizler yapardı. Bu Mihran seni kandırmış bence. Bayağı bir kandırılmışsın. Ya romantikti işte yani. Şimdi şu hale bak. Yemek yiyelim diyorum. İşim var diyor bana ya. Yani şimdi kafası karışık çocuğun. Aa, niye? Niye? İşte annesi gitti, ondandır. Normal. Tamam, haklı, kolay değil. Ama hayır, başka bir şey var. Yani bir değişik, bir garip, benim tanıdığım adam değil gibi bugün. Bak ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela biz düğün yapalım dedik. Hı. Ne oldu? Yaptınız. Yaptık da işte düğün, kına, formalite evlilikti bu yani. Altınlar. Sonra ortaya çıktı her şey. El elde baş başta kaldık. Tek başımıza Atakan'la. Ne oldu? Aşık olduk. Yani? Yani hayatta her şey göründüğü gibi değil. Siyah dediğin beyaz, beyaz dediğin siyah çıkabiliyor. Yani sen planlar yapıyorsun ama senin düşündüğün gibi gitmiyor her şey. Kızım ne diyorsun ya? Ya şunu demek istiyorum, sen Mihran'ı seviyor musun? Ya sanki bilmiyorsun Altan. Ya sen Mihran'ı sevmiyorsun, biliyorum ben. Sen Mihran'a aşıksın, aşıksınız siz. Gerisi zırt. Aşıksınız işte. Uzatmayın ya.